Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Çarşamba sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bakalım. Ankette çöp adamın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara geçecek olursa Hayat bugün dizi reytingleri görüldüğü gibi. Dizi total grubunda 1.31 reyting elde etmiş ve tüm gruplarda 2 band altında kalmış. Son haftalarda da kötü oranlar geliyordu. Zaten diziden de bir final haberi geldi. Dizi 9. bölümle birlikte ekranlara veda edecek. Tuzak dizisi reytingleri de görüldüğü gibi Tuzak dizisi de Total ve ABC AB grubunda 1.73 ABC 1'de ise 2.07 oran elde etmiş. Önceki hafta göre büyük düşüşler yaşamış. Diziden hem final haberi gelmiş hem de yayın saati 10.30 olmuştu. Dizi açısından bu düşüşlerin normal olduğunu düşünüyorum. Dizi 13. bölümle birlikte ekranlara veda edecek. Bir peri masalı dizisi reytinglerde de görüldüğü gibi dizi total grubunda 288 reyting elde etmiş. ABC 1'de ise 305. Son haftalarda diziden yükselen bir grafik vardı ve 3 bandını geçiyordu. Dizi açısından bu düşüş iyi olmamış. Bakalım yeni dizilerin gelmesi etkilemiş görünüyor maçlar falan derken. Bakalım diziden önümüzdeki haftana soranlar gelecek. O kız dizisi reytinglerde de görüldüğü gibi dizi yine total grubunda izleyicisini kurumuş 4.30 reytingle 10. sırada yer alıyor. Önceki hafta göre total grup ve ABC bir de ufak da olsa artışlar yaşamış. AB'de büyük bir düşüş yaşarken dizi açısından zaten total grubunda 4 bandını geçen oranlar geliyordu son haftalarda. İzleyici kitlesini oluşturdu. Bu oranlarla dizi devam edecek görünüyor. Çöp adam dizisi reytingleri de görüldüğü gibi dizi iyi bir başlangıç yaptı. Tüm gruplarda 4 band üzerinde bir açılış. 4, 4 42 4 43 ve 4 92 AB C1'de elde ederken tekrar reytinglere de 2.22, 1.95 ve 2.17 gerçekten iyi bir açılış ve iyi tekrar reytingleri OGM Pictures'ın Star TV ortaklığı kanala yaramış görünüyor. Önümüzdeki hafta daha yüksek oranlar gelebilir gibi. Kuruluş Osman dizisi reytinglerde de görüldüğü gibi dizi bu hafta farklı olarak AB grubunda ikinci sırada yer alıyor. Sezon başladığından beri belki ilk defa ikinci sırada yer alıyor. 8-13 reyting totalde 5.57 ABD 7.95 ratings ABC bir elde ederken tüm gruplarda büyük düşüşler yaşamış. Düşüşler açısı da dizi iyi oranlar elde etmeye devam ediyor. Dünya Kupası maçları reytingleri de görüldüğü gibi dün TRT Spor'da ekrana gelen maçların reytingleri yoktu. Bu maçlar TRT 1'de ekrana gelenlerin. iki maç olduğu için tabii ki reytingler bölünüyor. O yüzden daha düşük oranlar görebiliyoruz. Arjantin maçı yine de AB grubunda 7.40'la zirvede, zirvede yer aldığını görüyoruz. Masterchef oranları da görüldüğü gibi Masterchef dün erken kapatmıştı. Programı ona rağmen çok iyi oranlar elde ettiğini görüyoruz. 4.86, 4.24 ve 5.32 oranlar gelmiş. Dün daha düşük oranlar görmüştük. 3-4 mantarında. bugün oranlarını teksattan yükselttiğini görüyoruz. Emanet reytingleri de görüldüğü gibi. Emanet 1.16 reytingle totalde 38. sırada yer alırken. Düne göre reytinglerinde çok fazla bir değişiklik olmadığını görüyoruz dizi yayın saati değişikliğine girmişti. Bu haftada bir on bantlarında devam ediyor. Bakalım dizi haftayla nasıl devam ettirecek. Toprak ile filan dizisi reytinglere de görüldüğü gibi dizi 1.48 reytingde toplamda 29. sırada yer alıyor. Genel olarak bu hafta 1.40 bantlarında ilerledi dizi. Tüm gruplarda da bir bandını açtığını görüyoruz. Dizi açısından fena oranlar değil. Geçen hafta daha iyi geçmişti dizi açısından ama bu hafta biraz durağan görünüyor. Esaret listi reytinglerde görüldüğü gibi esaret izleyici kitlesini yavaştan oluşturdu. Dün de 1.50 bantlarına bir oran gelmişti. 1.57 reytingler de bugün de 27. sırada yer alıyor. Dizi açısından fena olmayan oranlar. Gerçekten bakalım önümüzdeki günlerde daha yüksek oranlar görebileceğiz gibi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.